Bir Anı, Bir Hikaye Sultan 2. Abdülhamit Han'ın hatıra defteri. Hatıra defteri vardı yoktu, münakaşaları, münakaşaları edile dursun. Biz hatıra defterin özetini aldık, sizlerle paylaşıyoruz. Bunu inkar edenlerin ellerinde hiçbir delilleri yok, sadece yok diyorlar, sen varlığını ispat et diyorlar. Oh ne ala memleket. Abdülhamit Han Osmanlı toprağındaki Ermeni hareketlerinin nerelerden kaynaklandığını ve nasıl bir çizgi takip ettiğini anlatıyordu bundan önceki bölümlerde. Devam ediyoruz. Hatıra defterinden söylüyorum şimdi. Bu Ermeni Müslüman kavgasını sona erdirmek için Müşir Zeki Paşa emrindeki orduyu bu sahaya sevk ettim. Doğan Anadolu'ya. Ayaklanmayı bastırdım. Büyük devletler elçileri birbirleri peşinden saraya koştular. Zavallı Ermenlerin kılıçtan geçirildiğini ve bunun zulüm olduğunu söylüyorlardı. Hepsi. Biri gidiyor, biri geliyor elçilerin. Hele İngiltere elçisi hemen bir tahkikat heyetinin kurulmasını istedi benden emredersiniz. Ekselansları demek lazım. Ve buna öncülük etmek için de bir İngiliz askeri ateşesinin hemen olay yerine gönderileceğini söylüyordu. Kime söylüyor? Abdülhamit Han'a söylüyor. Bütün elçilere ve bu arada daha sert bir, bir dille İngiliz elçisine bunun bir asayiş meselesini iç asayiş meselesi olduğunu, ordunun buralardaki eşkıyaları temizlediğini söyledim ve ilave ettim. Ateşe göndermenize oralara müsaade etmem. O kadar. Çünkü bugünlerde buralarda bir İngiliz ateşesinin görünmesi yatışmış olan isyancı toplumları yeniden Alevlendirecek, sönmek üzere olan yangını ve bunları birbirlerine düşürecekti. Elçi yanımdan hayret içinde ayrıldı. Ya bu adam kim böyle İngiltere'ye kafa tutabiliyor ya? Ben İngiltere'yi temsil ediyorum. Kraliçe Hazretleri'ni temsil ediyorum ya. Dercesine. Çünkü ben o günlerde İngiltere'nin uzak doğuda Ruslarla başlarının iyice derde girdiğini biliyordum. Abdülhamit Han'ın özelliklerinden birisi de. Osmanlı hariç dıştaki bütün devletlerin birbirleriyle olan hesaplarını veya hesapsızlıklarını çok iyi bilirdi Abdülhamit Han. Kimin kiminden ne dedi var. Neresi hassas onun ona karşı. Rusya'nın da Japonya'ya karşı böyle bir hassasiyeti olduğunu Abdülhamit Han sezmişti. Evet. Hem Rusya hem İngiltere hem de Almanya'dan çekinen Fransa ciddi bir müdahalede bulunamazdı. Nitekim bulunamadı da. Bakınız bu kadar güçlü Avrupa devletleri neredeyse kol kola girmek üzereyken Abdülhamit Han'ın ufak bir fiskesiyle onun efendim İngiltere'nin Ruslarla uzak doğuda başının dert olduğunu bilmesiyle İngiltere'ye böyle İngiliz elçisine hayır müsaade etmiyorum deyince bunu görmesi lazımdı İngiliz hariciyesinin veya İngiliz e, başbakanlığının veya kral, kralçesinin nasıl olurmuş bize hayır diyor. Hayır denecek yeri bilirseniz hayırınız çok hayırlı olur efendim. Demek istiyor Abdülhamit Han. Fakat bunu takip eden yıllar İngiliz Ermeni İngilizler Ermeni meselesini canlı tutmak için ellerinden geleni yaptılar. Çünkü bu suretle Mısır'da giriştiği Arabi Paşa isyanı var efendim. Mısır'da giriştiği işleri örtmüş oluyor. Dünyanın dikkatini Türkiye üzerinde uyanık tutuyor ama Türkiye'nin koca bir eyaleti bir memleket gibi olan Mısır'ını İngiliz'in yutmaya çalışmasını dünya kamuoyundan kamuoyunun gözünden güya saklamış oluyordu. Devam ediyoruz hatıra defterine. Anadolu'da yaptıkları hareketlerle muratlarına eremeyeceklerini anlayan Ermeniler çetelerini, komitecilerini İstanbul'a soktular. Ve İstanbul'da çeşitli kargaşalıklar çıkarmaya başladılar. Bunda da muvaffak oluyorlardı. Fakat Avrupa'nın büyük devletleri de hiçbir yerde çoğunlukta olmayan bu dağınık Ermenilere benim muhtariyet vermeyeceğimi, bunun için her şeyi göze alabileceğimi iyi biliyorlardı. Evet. Onlar da iyi biliyorlardı. Onlar da kendi aralarındaki rekabet yüzünden savaşa girecek takatta değillerdi. Kalkıp da bizimle harp edecek güçleri yoktu. Onların ordusunun durumunu biliyor. Askeri silah teçhizatının durumunu biliyor Abdülhamit Han. Bir de Mithat Paşa Osmanlı sadrazamı, Osmanlı ordusunun mevcudunu Osmanlı ordusunun elindeki personele göre silah mevcudunu, mühimmat mevcudunu ve cinslerini bilmiyor. Bunları da ben bileceğim, serasker bilmesi lazım diyor. Abdülhamit Han Osmanlı padişahı Fransız, İngiliz ordusunun yapısını ezbere biliyor efendim. Yani nerede, nereye? E bu adamı tahttan indirmesinler de ne yapsınlar? Çünkü kendilerinin ayarı, kıratı çok düşük. Sahte bir devlet adamlığı var ortada. Evet, Ermeni meselesi, bu yüzden onlar bir harp çıkaracak durumda değildi. Türkiye için bir huzursuzluk, Avrupa için Türkiye'ye müdahale imkanı olarak son yıllara kadar sürüp gitti. Ne oldu? Ettiler mi? Edemediler. Ta ki 31 Mart vakasında Abdülhamit Han'ı tahttan indirip, İttihatçılar, Jön Türkler idareyi ele alınca işte Avrupa devletleri, o savaşamayacak güçteki Avrupa devletleri artık Osmanlı'yı istediği gibi kukla olarak kullanabileceklerine inandılar ve Osmanlı'yı kendi kendine yıktırdılar, kıymeti dinleyenlerim. Fakat Avrupa gazeteleri meseleyi parmaklarına dolamışlardı bir kere. Durmadan yazıyorlar şahsıma. Kızıl Sultan diye hücum ediyorlar. Dünya efkarı umiyesini yani kamuoyunu Osmanlı aleyhine benim aleyhime kışkırtıyorlardı. Böylece Ermeni meselesi bir dünya efkarı umumiyesi meselesi oldu. Ama devletler arası yaparsın yapamazsın gibi ciddi bir mesele halini bir türlü alamadı. Niye alamadı? Abdülhamit Han ufak ufak düzeltmelerle onu böyle mesele alamayacak hale çoktan getirmesini biliyordu. Bu mevzuda Said Paşa'nın hizmetleri büyüktür. Ben Ermenlerin istiklal sevdasına, kapılmalarına şaşmıyorum. Hele büyük devletler tarafından durmadan tahrik ediklerin edildiklerini bildiğimden Hakikaten bu şaşmamakta haklıydım. Fakat Avrupa'ya kaçıp orada benim aleyhimde gazete çıkaran bazı Jön Türklerin Ermeni komitecilerle işbirliği yapmalarına hatta onlardan para almalarına hala 1917 senesinde tahttan 9 senedir inmiş bir padişah olarak hala şaşıyorum ve anlamıyorum benim insanım, benim devletimi zora sokmak isteyen, toprak parçası koparmak isteyenlerle para karşılığı nasıl anlaşabilir ve bunlar da imparatorluğu yönetmeye nasıl talip olabilir? Abdülhamit Han buna şaşıyor. Hem Osmanlı ülkesini parçalamaktan kurtarmak istediklerini iddia ederler bunlar. iddia ediyorlar. Hem de parçalayanlarla işbirliği, ahit birliği ve akit yapıyorlardı diyor. O kadar güzel yere parmak basmış efendim. Eğer aralarına nifak düşürmeseydim, yani aralarına ara bozuculuk yapmasaydım, işi nerelere kadar götüreceklerdi acaba? Anadolu'nun göbeğinde bir Ermeni devleti kurmak, vatanperverliklerinin bir ispatı mı olacaktı sanki onlara? İbret alınsın diye bunları yazıyorum. Bana düşman olanların kimlerin dostu oldukları iyice bilinsin diye yazıyorum. Abdülhamit Han'ı tahttan indirenler de Paris'te Ermenilerle akit ve ahit yapan kimselerdi. Vatanın bugünkü haline ağlarken bunları düşünmek beni kahrediyor. Onlar Abdülhamid'i yıkmadılar. Hayır, onlar işte Osmanlı Devleti'ni böylece yıkmış oldular. Evet kıymetli dinleyenlerim. 38. bölümün sonuna geldik. 39. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim. Bir anı, bir hikaye.